Taylan Yasak. Ben Cadde Sanat'tan bir yıldır Ecem Hoca'dan resim kursu alıyorum. Şimdi size yaptığım 3 resmi tanıtacağım. Bu Vincent Van Gogh'un yaptığı Yıldızlı Gece tablosunun bir örneğidir. Bu Alman ressam Kesiden'in bir eseridir. Bu Pablo Picasso'nun insanları alıp geometrik şekillerle yaptığı bir insan resmidir. Hoşçakalın. Merhaba, benim adım Ayla Demirkaya, 10 yaşındayım. Cadde Sanat'ta resim yapıyorum ve Ecem öğretmenin öğrencisiyim. Bu gördüğünüz resimler benim bu sene yaptığım birkaç resim. Bu elimde gördüğünüz resim, yani portre, benim en sevdiğim portre. Çünkü renklerin uyumu çok güzel ve ben akrik boya yapmayı çok seviyorum. Bu arkamdaki gördüğünüz çiçekli toz boya benim ilk toz boyamdı. Ve onu çok heyecanla yaptım. Ve onu evde kaldığımız günlerde yaptım. Bu arkada gördüğünüz köpekli kara kalem benim ilk kara kalem resmi. Ben kara kaleme yeni başladım. Ben köpekleri çok seviyorum çünkü benim en sevdiğim hayvanlarım. Onun için o kara kalem benim için çok güzel bir kara kalem. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Merhaba, ben Ayşe Özkan, 7 yaşındayım. Ecem Hoca'nın öğrencisiyim. Cadde Sanat'ta bu yıl içinde şimdi size yaptığım resimleri tanıtacağım. Bu flamingo resmi. Flamingo benim en sevdiğim kuştur. Bu yüzden yaptım. En sevdiğim renk pembeye boyadım. Bu deniz anası. Deniz anasında en sevdiğim şekilde gökkuşağıya ortasını boyadım. Ve bir deniz anası yaptım. Deniz anası da benim en sevdiğim deniz canlısıdır. Kedileri çok severim. Gökkuşağıyı da çok severim. İkisini de birleştirince gökkuşağı kedisi yapmak istedim. Dışını da pembeye boyamak istedim çünkü pembe benim en sevdiğim renk. Resimlerin dışında pembe kullanmayı çok seviyorum. En sevdiğim 3 resmi gösterdim. Umarım beğenmişsinizdir. İyi seyirler. Güle güle, hoşça kalın. Merhaba, benim adım Can Karacanlı. Ben 7 yaşındayım. Ben Cadde Sanat'a gidiyorum. Resim yapıyorum Cadde Sanat'ta. Öğretmenimin ismi Ecem Öğretmen. Gördüğünüz gibi burada 3 tane resim yaptım. Bu 3 resimde de akrilik boya kullandım. Gördüğünüz gibi ilk başta kız portresi yaptım. İkincisi ise vazodaki çiçekler. Buradaki en baskın renkler kırmızı ve kahverengi. Gördüğünüz gibi burada ilk resmi, ilk tuval resmi hayalet ve köpek resmi. Sergimi izlediğiniz için teşekkür ederim. Ben Ela Oral, Cadde Sanat'ta Ecem Öğretmen'den ders alıyorum. Bugün size bu dönem yapmış olduğum resimleri tanıtmak istiyorum. Hadi başlayalım. Bu Cadde Sanat'ta başladığımda yaptığım ikinci resim. Bir kitaptan beğendiğim yağlı boyayla yaptım. Bir gün batımı resmi. Bu resimde siyah, kahverengi, sarı ve turuncu renklerini kullandım. Suya binaların yansımasını yapabilmek için fırça dalgaları verdim. Ve buradan da güneşin ışığını yenmiş olsun gibi gözüksün diye biraz beyaz ekledim. Bu resmi yaptım 2 hafta sonra. Burada beyaz dişi anime olarak çizdim. Kullandığım renkler pembe, mavi, yeşil, beyaz, sarı, kahverengi, siyah ve ten rengi. Arka planı açık bir renk yaptım ki belirgin olsun.
Kıyafetini yapmak için ilk önce sarı renk kullandım. Ondan sonra gölgeler yapmak için mavi rengi yaptım. Saçımda ilk önce beyazı sürdüm. Ondan sonra beyaz pembe ile gri'yi karıştırıp daha kenarlara falan sürdüm. Bu resmi yapmam da 2 hafta sürdü. Burada The Mandalorian filminden karakter olarak Baby'de çıktım. Resimde gri, yeşil, mavi, sarı, pembe, kahverengi gibi siyah kullandım. Gerçekçi olması için kıyafetimde bir sürü renk kullanıp karıştırma yaptım. Gözleri parlıyor gibi gözüksün diye beyaz kullandım. Arka plandaki gökyüzünü yapmak için mavi ile beyazı karıştırıp yaptım. Buradaki gördüğünüz çimenlerde de biraz sarı kullanarak yeşilini karıştırdım. Bu resmi yapmam da 3 hafta sürdü. Merhaba, ben Emre Cilmen'e. Cadde Sanat'ta resim dersine gidiyorum. Ece Burcu'nun öğrencisiyim. Bugün size yaptığım sunumları sunacağım. İlk önce buradaki çiçekten başlayalım. Görmüş olduğunuz gibi bir papatyaya benzer bir çiçektir. Kendisi de güzel. İncelemeniz için 5 saniye veriyorum. Sıradakine geçelim. Kendisi Volkan. Volkan görmüş olduğunuz gibi etrafı mavi gökyüzü. Görmüş olduğunuz gibi içindeki lavlar hazırlanıyordur çıkmaya yukarı. Sıra geldi zombi. Kendisi etrafı karanlık olan bir mağarada yaşamakta olan zombi böyle bir resim çıktı. Sıra geldi poster çiçek. Kendisi poster. Posterle yapıştırarak bir çiçek yaptım. Ve kupa. Kendi kazandığım kupalardan birini seçerek onun resmini çizdim. Burası altın bir adam. Burası da onun tuttuğu bölgesi. Burada balonlu çalışmam. Birkaç tane balon şişirerek balonlarımı çizdim. Daha sonrasında boyayıp bu hale getirdim. Sıra geldi. Etrafında harfleri olan kuş. Mesela görmüş olduğunuz gibi bu E, bu M, bu R, bu I, bu M. Fark ettiyseniz teşekkür ederim videomu izlediğiniz için. Bay bay. Merhaba. Benim adım Emir Günay. 8 yaşındayım. Cadde Sanat'ta Ecem öğretmenin öğrencisiyim. Bunlarla yaptığım resimler, bir tane kırmızı kedi yaptım. Bir tane geometrik şekillerden bir tane kadın portresi yaptım. Bir tane kaktüs yaptım. Bir tane sarı bir maymun yaptım. Bir de fıcıdanı yaptım. Bugün size fıcıdanı anlatacağım. Fıcıda Japonya'da bulunan en yüksek dağdır. Yüksekliği 3776 metredir. Koni şeklinde bir yanardağdır. Eteklerinde 5 tane göl bulunmaktadır. Tepesinde sıcaklık çok düşük olduğu için yılın büyük bölümünde tepesinde kar vardır. Thank you.
resim dersleri alıyorum. Ecem Hoca'nın öğrencisiyim. Bugün sizlere yıl içinde yaptığımız resimleri sergileyeceğim. Bu sene yağlı boya yapmak istedim. Bu sebeple ilk yapmış olduğum yağlı boya resmi Edward Hopper'ın Le Pont d'Art adlı resmiydi. Daha sonra Edward Hopper'dan bir kara kalem kopyası çizdim bu şekilde. Bu resmin adı da Night on the L Train. Edward Hopper çok sevdiğim bir ressam oldu bu yıl içerisinde. Onunla ilgili birkaç tane bilgi vermek gerekirse kendisi 1982 yılında New York'ta doğdu ve çok o sıralar çok ünlü bir ressam olan Robert Henri'nin öğrencisiydi. 5 yıl boyunca birlikte çalıştılar. O yüzden Robert Henri onu çok etkiledi. Hopper'ın başka etkilendiği kişi de karısı oldu. Çünkü onu çok seviyor ve çok kıskanıyordu. Hatta karısını kendi kedisinden beri bile kıskanıyordu. Bütün resimlerinde kullandığı kadın figürü kendi karısıydı. Eskilerden gitmem gerekirse de Raphael'in bir sketch'i var. Aslında bu sketch tebeşirle yapılmış ama ben kara kalemle yaptım. Görmüş olduğunuz gibi. Burada da iki tane kuru kalem resimleri görüyorsunuz. Bunlar David Hockney'e ait. David Hockney hala yaşayan ve aralarından en model olan ressam. Bunları kuru kalemle yaptım. David Hockney kuru kalem resimleri yapıyor ve çoğu sanatçı kuru kalem tercih etmiyor. Ama o yapmış ve ben de onun kopyalarından bakarak yaptım iki resim. Son olarak da atölyemizde bulunan heykellerden bakarak yapmış olduğum sketchler var. Genel olarak yıl içerisinde yapmış olduğum resimler bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Merhaba, benim adım İda Hatipoğlu. 10 yaşındayım. Cadde Sanat Resim dersine gidiyorum. Öğrenim Ece Hoca. Bunlar benim en sevdiğim resimlerden birkaç tanesi. Çok fazla resim. Bunları göstermek istedim önce. Bu kağıt üstüne tam boya. Bu bir kedi resmi. Yine kedileri çok sevdiğim için bir kedi resmi yapmıştım. Bence çok güzel oldu. İkincisi kağıt üstüne kara kalem. Ama kara kalem alarak bazı özel malzemeler de kullandım. Kömür kalem diye. Evet, gölgeleri yapmak için. Üçüncüsü ve son olarak da tuval üstüne akrilik boya. Bence çok güzel bir resim oldu. Çünkü hem renkli hem de yine bir kedi. Ben kediyi çok seviyorum. Bence ama buradaki en sevdiğim resim benim kare kalem oldu. Merhaba, ben Maya Uygur. 6 yaşındayım. Ve Ecem öğretmenin öğrencisiyim. Ben resim yapmayı çok seviyorum. Çünkü hem beni rahatlatıyor, hem de arkadaşlarımla hem sohbet edip hem de konuşuyoruz. Hep beraber çok eğleniyoruz. Bugün geçen sene ilk yaptığım resmi tanıtmak istiyorum. İşte bu yüzden. Burada çok güzel bir kız çizdim. Burada onun çenesinin gölgesi var. Kıyafetinin omzunu boyadık. Güzel bir siyah ısırtısı ve gözlüğü var. Burada da burnu. Ağzımın pembe rüzgarını pembe yaptım. Burada da bir tane uzay resmi. Ama kendi hayalime göre yaptım. Kedi uzayda gülümsüyor. Bir de burada
farklı. Yani bu kısımda burayı kahverengi renge boyamadım. Burayı mavi renge boyadım. Bu kedinin kılıcı. Bunlar bacakları. Yüzü. Burada da kolajım var. Kolajım. Bir tane kocaman bir yaprı. Sanki karınca taşıyor. Burada da bir tane tahtadan yapılmış bir şey. Her şeyi koyabileceğimiz bir şey var. Burada da bir tane doğum günü keki var. Burada da bir kraliçe var. Elinde de saati var. Burada da çiçekler var. Zikzaklar var. Ve ben buraları sanki böyle mavi boyadım. Buralarını da renkli kalemlerle boyadım. Böyle bir kolaj yaptım. Burada küçük bir çanta var. Burada bir tane kelebek. Bize bal sağ diyor. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Merhaba, ben Mete. Şimdi size resimlerimi tanıtmadan önce bir yaşımı falan söyleyeceğim. İsmim Mete. 6 yaşındayım ve 2020 yılındayız. Şimdi resimlerimi tanıtma zamanı. Burada gördüğünüz gibi tıpatık aynı. Bakın buradan böyle tıpatık aynı. Burası da oklar böyle böyle gitmeni söylüyor. Arada Nintendo açık da. Tamam da burada da uzay var. Bu güneş, bu Mars, kara delik, işte. Resimlerimi tanıtmam, sevindim. Çok güzeldi. Diğerlerini kendi beyninizden anlayın. Yani düşüneceksiniz. Hadi benden bu kadar. Sizi seviyorum. Bay bay. Merhaba, ben Uçeri Gazioğlu, 14 yaşındayım. 7 sene önce de sanatta Ecem Hoca'nın öğrencisiyim. Sizlere bu yıl yaptığım resimlerden bir seçki hazırladım. Gördüğünüz gibi kara kalem tekniğiyle çalıştım. Bu resim benim otoportrem. Burada ise El Greco'nun bir eserinin bu prodüksiyonunu görüyorsunuz. Resmin orijinali tuval üzerine yağlı boyaydı. Ben ise kara kalem tekniğiyle resmettim. Bu iki eser ise Edward Hopper'ın gravürleri. Ancak bu resmi Hooper'ın hocası Martin Lewis'e ait olduğunu iddia eden sanat tarihçileri de var. Ben bu baskıları kara kaleme geçirirken tekniğin farklı olması sebebiyle tarama stilini ve yönlerini biraz değiştirdim. Benim bu iki çalışmadan bu şekildeydi. Umarım beğenirsiniz. İyi seyirler. Merhaba, ben cadde sanatı resim öğrencisi Yasemin Erbil. Çizimlerimi göstereceğim. İlk çizimim bu ayak çizimim. Koyun bir gölgelendirmesi var. Bu tarz. Bu da ikinci olarak benim ilk vücut denemem. Böyle bir çizim yapmak istedim. Denemek istedim nasıl yapabiliyorum diye alıştırma yapmak istedim.
Üçüncü olarak böyle bir deniz kızı çizimim var. Bunu Pinterest'ten buldum. Ve denemek istedim. Çok hoşuma gitmişti. Ayrıca bu böyle bir çizimim var. Bunun hangi sanatçı çizdiğini unuttum ama çok hoşuma gitmişti ve öğretmenimizle beraber derste çizdik. Bu da el çizimim. Bu da Dürer'in bir çizimi. Dersteki ilk el denememdi bu. Aynı zamanda böyle bir çizimim var. Bu da bir kadın çizimi. Dogan'ın bir çizimi. Ve çok hoşuma gitmişti. Genelde bu tarz balerin şeyleri çizer. Balerin ya da böyle çıplak kadın çizimlerini rastladım ben internette araştırma yaparken. Öyleydi. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Herkese güzel.